UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na kardeş okullar ağının görünürlüğünü arttırmak amacıyla yürütmekte olduğu çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Bakanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu proje doğrusu bizim kültürümüze de çok yakışan bir proje. Sayın Başkan'ın konuşmasında satırlarda zaten atıfta bulundu. Sayın Boyacı da konuşmasında yine dolaylı bir atıfta bulundu. Yunus Emre'mizin dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Bu projenin temel esprisi tanış olmak ve işleri kolay kılmak. Yine bizim kültürümüzde Hazreti Mevlana'nın bir metaforu vardır. Bir şiirinde, bir eğitimde söylediği bir metafor. Pergel metaforu hatırlayacaksınız. Diyor ki Hazreti Mevlana, pergel gibiyiz. Bir ayağımız doğru yola sımsıkı basarken diğer ayağımız 72 milleti dolaşmakta. Dolayısıyla bu proje pergel metaforlarına da çok uyan bir proje. Bu yıl UNESCO'nun kuruluşunun 70. yılı ve 62 yıllık bir tecrübenin ürünü olan bu program, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO'nun eğitim sektörü içerisinde yer alan en önemli programlardan bir tanesi. Ve bugün dünya çapında 181 ülkede 9.900 okul bu kardeşler ağına dahil olmuş durumda. Biz biliyorsunuz UNESCO'da Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa grubundayız. Bu grupta yer alan 49 ülkede toplam 2.500 okul bu proje içerisinde yer alıyor. Maalesef bugüne kadar buna hepimizin ihmali de diyebiliriz. Türkiye bu çok önemli projede hak ettiği yeri almış değil. Çünkü bizim grubumuzda yani Kuzey Amerika ve Avrupa grubunda 49 ülke var ve yanlış hatırlamıyorsam 2.500 kardeş okul bu projeye dahil olmuş durumda. Peki biz ne durumdayız? Biz de 42'si özel, 3'ü devlet okulu olmak üzere 45 okulla bu projede yer alıyoruz. Bu sayı tabii Türkiye gibi büyük bir ülkeye yakışan bir sayı değil. Bu toplantımızın amacı da bu konuyla ilgili farkındalığı, kamuoyu ilgisini arttırmak ve olabildiğince bu sayıları yukarıya taşımak. Yani daha çok okulumuzun bu uluslararası deneyimde yer almalarını sağlamak. Ben öncelikle okul temsilcisi olan sizlere, arkadaşlarıma bu projeye gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, yaptığınız katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının bence bir anlamlı yönü daha var. Onu buraya gelince fark ettim. Genellikle eğitimle ilgili toplantılarımızda eğer yöneticilerle yapıyorsak bu toplantıları çok acıklı bir cinsiyet eşitsizliğiyle karşılaşıyoruz. Genellikle eğitim yöneticileri toplandığı her organizasyonda erkek yöneticiler karşılaştırılamayacak kadar büyük bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Buna karşılık her düzeydeki okullarda, ister okul öncesinde, ister ilkokulda, ister ortaokulda, ister lisede olsun, ödül törenlerine gittiğimiz zaman, çocuklarımızın başarılarını değerlendirdiğimiz toplantılara katıldığımız zaman, yarışmaların ödül törenlerine katıldığımız zaman, sahneye çıkan öğrencilerimizin çok büyük bir bölümü, diyelim 40 öğrencinin 39'u, 38'i kız öğrenciler oluyor. Öğrencilerimizin arasında da tabii cinsiyet ayrımı yapacak durumda değiliz ama kızlarımızın bu başarısı bizi sanki
yöneticilikteki zaafımızın bir cevabı gibi de okunabilir. Bugün burada 53 okul temsilcisi var. Ben listedeki isimlerden yola çıkarak hesapladım. 53 okul temsilcisinden 34'ü hanım, kadın 34'ü, 19'u erkek. Kadınlar burada, kadın okul temsilcilerimiz büyük fark etmişler. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ağın genişlemesiyle Türkiye'de zaten uygulamakta olduğumuz ülke içi kardeş okullar uygulamalarını uluslararası düzeye taşıyarak kadın öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin de özel desteğiyle Türkiye bu projede hak ettiği yeri daha fazlasıyla alacak. Ben toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na tekrar çok teşekkür ediyorum. 62 yıllık bir gecikmeyle de olsa bu projedeki görünürlüğümüzü, katkılarımızı en üst düzeye taşıyacağımızdan emin olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.